YouTube kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere hem yapımı oldukça pratik hem de şık ve yumuşacık çok lezzetli bir poğaça tarifini hazırladım. Sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. Poğaçanın hamuru için yoğurma kabına 1 su bardağı ılık süt, 2 adet yumurta, bir tanesinin sarısını poğaçaların üzerine sürmek için ayırdım. Bunu da hemen ekliyorum. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ, gram olarak 40 grama denk geliyor. Bunu da ekliyorum. Ve yine aynı şekilde çeyrek çay bardağı eritilmiş tereyağını ekliyorum. Bu da 40 grama denk geliyor. Onu da hemen sizlerle paylaşayım. Bütün tariflerimi elimden geldiğince tam ölçüleriyle sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. 2 tatlı kaşığı toz şeker. Şöyle 1 çay kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı da kuru maya ekliyorum. Kuru maya yerine yaş maya da kullanabilirsiniz. Ve bütün malzemeleri çırpıcıyla güzelce karıştırıyorum. Ve hemen ardından önceden elediğim unu kontrollü bir şekilde eklemeye başlıyorum. Şöyle hepsini tek seferde eklemiyoruz. Ve kaşıkla hamuru kabaca toparlıyorum. Ardından elimle yoğurmaya başlayacağım. Tekrardan biraz daha un ilavesi yapıyorum. Bütün tariflerimde belirttiğim gibi unu elemeye özen gösterin. Bu sayede hamurunuz çok daha pürüzsüz ve güzel olacaktır. Şöyle iyice toparladıktan sonra artık elimle yoğurmaya başlayacağım. Kaşığı çıkartıyorum. Orta sertlikte pürüzsüz, ele yapışmayan bir hamur yoğurdum. Hemen kıvamını da şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Bakın yumuşak, çok güzel bir dokusu var. Toplamda 4 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım. Tabi sizler de unun kalitesine göre ve kullandığınız yumurtanın büyüklüğüne göre çok az un farklılığı olabilir. O yüzden ununuzu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş eklemenizde fayda var. Şöyle hamurun üzerini de streç folyo ile kapatıp yaklaşık 35-40 dakika kadar hamurumu mayalanmaya bırakacağım. Tabi ortamın sıcaklığına göre daha erken veya daha geç de mayalanabilir hamurumuz. Hamurum yeterince mayalanıp kabarmış. Maya kokusu çıksın diye ortaya doğru toparlıyorum. Hamurumuzun havasını aldığımız zaman poğaçalarımız çok daha lezzetli oluyor. Maya kokmamış oluyor. İyice toparlıyorum. Masanın üzerine biraz un serperek hamurumu masaya alıyorum. Hamurumu iki eşit parçaya ayırarak bezelerimi de hazırlayacağım. Masanın üzerine un serperek hazırladığım ilk bezeyi açmaya başlıyorum hemen. İlk etapta elimle biraz açıyorum bezemi. Bezemin üzerine un serperek merdane ile açmaya başlıyorum. Hamurumuzu dikdörtgen olacak şekilde açarak büyütelim. Hamurumu ne çok fazla ince ne de çok fazla kalın olacak şekilde açtım. Şöyle kalınlığını da göstereyim. Hemen ruletle yaklaşık 6 santim genişliğinde hamurumu kesiyorum. Bıçakla da aynı şekilde kesebilirsiniz. Hamuru geniş şeritler halinde kestikten sonra orta kısma gelecek kadar tereyağı ile yağlıyorum. Şöyle hamurumuzu sadece ortaya kadar tereyağı ile yağlayalım. Bu arada kullandığımız tereyağın mutlaka soğumuş olması gerekiyor. Yoksa hamurumuzun haşlanmasına sebep olacak. Ona dikkat edelim. Ve hemen ardından iç harcını koyuyorum. Ben iç harcı olarak beyaz peynir kullanıyorum. Dilerseniz patates veya başka bir şey de kullanabilirsiniz. Şöyle uç kısmına beyaz peyniri koyuyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz beğeni butonuna basmayı ve yorum kısmına kalp emoji veya küçük bir yorum da yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Böylece tarifimin birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Ve kanalıma da hala abone değilseniz hemen ücretsiz abone olup yan taraftaki zil işaretine basabilirsiniz. Bu sayede paylaştığım bütün tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi poğaçalarımı sarmaya başlıyorum. Şöyle yağladığımız kısma kadar güzelce saralım.
Ardından ruletle bir parmak genişliğinde hamurumun ucunu kesiyorum. Orta kısmını elimle büzüştürerek birleştiriyorum. Ardından kestiğim şu uç kısmını büzüştürdüğüm yerin altına koyuyorum. Ve uçlarını birleştiriyorum. Ve hemen ardından sardığım poğaçanın üzerine kapatıyorum bu şekilde. Şu uç kısmı da elimizle birleştirelim, açılmasın. Şöyle poğaçamızın şeklini veriyoruz. Hemen bir tanesini daha sararak sizlere göstermek istiyorum. Yağladığımız yere kadar saralım. Ardından bir parmak genişliğinde hamurumuzun uç kısmını kesiyoruz. Daha sonra bıraktığımız hamurun ortasını büzüştürüyoruz. Bu şekilde elimizle iyice büzüştürelim. Ve kestiğimiz hamuru da büzüştürdüğümüz yerin altına alıyoruz. Her iki ucunu da birleştiriyorum bu şekilde. Ve poğaçamın üzerine kapatıyorum. Tekrardan burayı da elimle birleştiriyorum. Ve poğaçamızın şekli ortaya çıkmış oluyor. Bütün poğaçalarımı aynı şekilde hazırlamaya devam edeceğim. Poğaçalarımın şeklini tamamlayıp bitirdikten sonra yağlı kağıt serilmiş tepsinin içine koydum. Şimdi tepsi mayası için üzerine temiz bir bez kapatıp yaklaşık 15-20 dakika arası dinlenmeye bırakıyorum. Poğaçalarımın tepsi mayası gelmiş. Üzeri için ayırdığım yumurta sarısının içine 1 yemek kaşığı sütü koyup güzelce karıştırdım. Ve dikkatli bir şekilde poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Poğaçaların havasını söndürmemeye dikkat edelim. Çünkü havası sönerse tekrar kabarmayacaklar. O yüzden dikkatlice yumurta sarısını sürüyorum. Ve son olarak poğaçalarımın şu orta kısmına da biraz çörek otu serpiyorum. Ve poğaçalarımı önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırında üzerleri güzelce kızarıncaya kadar pişmeye götürüyorum. Poğaçalarımı yaklaşık 20 dakika önce fırından çıkartıp dinlendirdim. Hemen yakından da ne kadar güzel piştiklerini ve iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Bakın altı çok güzel bir şekilde kızarmış ve inanın yumuşacık harika bir poğaça tarifi. Bakar mısınız, hemen eski formunu geri alıyor. İnanın içime sinmeyen hiçbir tarifi sizlerle paylaşmıyorum. Gönül rahatlığıyla denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle içinde sizlere göstereyim. Bakın poğaçamızın içi tel tel çok güzel bir şekilde pişmiş. Şöyle katlarını da göstereyim. Yumuşacık harika bir poğaça tarifi. Hem çok şık hem de çok lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim bir poğaça tarifi. Umarım sizler de bu güzel tarifi dener ve memnun kalırsınız. Denedikten sonra da yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Ve bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.